Arkadaşlar merhabalar ben İsmail hocanız, SML hoca matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımızın geldik artık 17. gününe. 17. günümüzün konusuysa birinci dereceden denklemler olacak. Gençler birinci dereceden denklemlerin kazanım bakış kısımlarını yapacağız. Ve böylelikle 17. 17. günü de tamamlamış olacağız. Evet hazırsanız artık geçebiliriz demektir dersimize. Bölüm 2'ye geçtik arkadaşlar. Birinci bölümü bitirdik. Bölüm 2'deyiz. Birinci dereceden denklemler, bir bilinmeyen denklemler öncelikle bizim konumuz. Hemen bakalım. Şimdi hocam A sıfırdan farklı olacak ve A ile B'de bir reel sayı olmak üzere. Eğer ki elimde ax artı b eşittir 0 gibi bir ifade varsa ben bu ifadeyi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyeceğim. Birinci dereceden dememin sebebi değişken olan x'in kuvvetidir. x üzeri 1 olduğu için birinci dereceden diyoruz. Bir bilinmeyeni dememizin sebebi buradaki tek bilinmeyenimiz x'tir. Bundan kaynaklı buna bir bilinmeyeni diyoruz. ax artı b eşit 0 ifadesinde x'ler bilinmeyen a ve b ise burada sabit sayıdır. Adı üstünde bak a b reel sayı demiştik. a ve b sabit sayıdır. Bu ifadeyi sağlayan x değerine denklemin kökü diyoruz. Yani ben bu ifadeyi sağlayan x'i bulabilirsem bu denklemin köküdür. Eğer ki bu kökü gidip de bir kümenin içerisine yerleştirirsem işte o kümeye de çözüm kümesi diyoruz. Tamam mı? Ax artı b eşit sıfır nasıl çözülür? X yalnız bırakılır. Öncelikle b'yi karşıya atıyorum. Ax eşittir eksi b. Her iki tarafı da a'ya bölersem x eşittir eksi b bölü a gelecektir. Bak denklemi çözmüş oldum. Bu artık denklemimin köküdür. Ve ben bu kökü götürüp bir kümenin içerisine yazarsam o kümeye de çözüm kümesi. Kısaca çk diyoruz ax artı b eşit 0 denkleminde çeşitli durumlar söz konusu çözüm kümesi ile alakalı. Şimdi a da b de 0 çözüm kümesi gerçel sayılardır diyoruz. Yani bu denklemi her sayı sağlar. Eğer a 0 ve b 0'dan farklıysa o halde bu denklemi hiçbir sayı sağlamaz diyoruz. Çözüm kümesi boş kümedir oluyor. Eğer ki soruların içerisinde sana çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır derse sen birinciyi kullanacaksın. Çözüm kümesi boş kümedir derse de ikinciyi kullanacaksın efendim. Evet kazanım bakış 1 ile başlayalım sorularımıza. Bu ifade birinci dereceden x'e bağlı bir bilim bir bilim yani denklem belirtmekte. Buna göre m artı x toplamının alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Şimdi öncelikle birinci dereceden olacaksa bak burada zaten birinci dereceden bir ifadem var ama Burası da x üzeri 1 olacaksa m'nin kaç olması lazım? 8 olması gerekiyor. Eğer m 8 ise. Şimdi m 8 ise burası x üzeri 1 olacak ya. Yani x olacak. x 4x daha 5x gelecek. 5x artı 15 eşittir 0 diyecek olursak x burada eksi 3'ün ta kendisi gelir. Yani m 8 iken x 3 oldu ve bunların da toplamı bana 5'i vermiş oldu. Tamam x artı m'nin alabileceği değerlerden bir tanesi 5. E diğerini nasıl bulacağım? Diğeri de şu şekilde. Şimdi zaten benim hala hazırda 4 üzeri x gibi bir ifadem var ya burada. Bu birinci dereceden. E şurası birinci dereceden olmayı verse de olur canım. E hocam ikinci dereceden yapamam ki o zaman ikinci dereceden olur. E sabit terim yap o zaman. Sabit terim nasıl yaparsın? M 7 seçersen M üzeri 0 bana 1'i verecektir. Böylelikle M eşittir 7 ise diyelim bu sefer de. M eşittir 7 ise. Burası 1 olacağı için Denklemimiz şu hale bürünecektir. 4x artı 16 eşittir 0 olacaktır ki x de buradan kaç gelir? Eksi 4'ün ta kendisi. Yani m 7 iken x eksi 4 oluyorsa bunların da alabileceği değerlerin toplamı 7 ile eksi 4'ün toplamı 3 olacaktır x artı m. E tamam x artı m'nin alabileceği değerler ortada artık 5 ve 3 alıyormuş. Bunların toplamı sorulmuş. Doğru cevap 8'di tabii ki. Evet canım arkadaşım geçtim kazanım bakış 2'ye her a gerçel sayısı için altıgenin içerisinde bir a yazınca bu şu anlama geliyormuş. a'yı 2 ile çarpacaksın güzelce sonra bir de 1 çıkaracaksın anlamına geliyormuş. Pekala. Buna göre demiş buradaki eşitliği sağlayan x değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi altıgenin içerisinde ne var? x artı 2 var. O halde 2 ile ben x artı 2 çarpacağım bir güzel. Sonra 1 çıkaracağım. Eksi bak 3 burada katsayı. Eksi 3 parantezine alacağım. İçeride ne var? Altıgen içerisinde x eksi 1. O halde 2 ile bir güzel x eksi 1'i çarpacağım. 1 çıkaracağım. Kapatacağım. Eşittir 8 diyeceğim. Tamam. Şimdi gel bunu bir güzel çözelim. 2'yi içeri dağıttım. 3x artı 6 geldi. Eksi bir de birimiz var. Şimdi eksi 3 yine parantezinde. Önce parantez içini bir toparlayalım. 2 ile eksi çarptım. 2x. Eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 geldi. Ve eşittir 8 dedik. Şimdi ise şunu yapalım. Burada 3x 6'dan 1 çıktı 5 kaldı hocam değil mi? 3'ü de içeri dağıtalım güzel. Eksi 6x yaptı ve artı 9'umuz geldi. Eşittir 8 dedim. Burada 3x de 6x'in toplamı bana 9x'in ta kendisini verir. Şuradaki artı 5. Artı 5. Bu arada 3x de 6x'in toplamı dedim ama olmadı orası değil mi? Çünkü bu önünde eksi var. 3 -6, 3x eksi 6 xten eksi 3x oldu. Daha sonrasında 5, 9'da 14 yapar. 14'ü karşıya götürürsem 8 eksi 14'ten eksi 10'a 6'mız gelir. 3x eksi 3x eksi 6 ise artı 3x de artı 6'dır. Ve x buradan kaç gelir? 2'nin ta kendisi. Az daha işlem hatasına kurban gidiyorduk. Evet geçtim kazanım bakış 3'e. Bu denklemin kökü 5 olduğuna göre m kaçtır? E, denklemin kökü 5 ise x gördüğümüz yere 5 yazdığımız takdirde denklem sağlamak zorundadır. E o halde yazalım. M 6. X gördüğüm yere yazdığım için 5'i buraya yazdım. Eksi 2 parantezinde 5 artı 2M dedim. Eksi bir de 13'ümüz var. Eşittir 0 oldu. Şimdi 5'i ve buradaki eksi 2 içeri dağıtırsam. 5M 30 gelir. Eksi 10 eksi 4M eksi 13 eşittir 0'ı yazdım. Daha sonrasında da şöyle bir şey yaparım. 5M'den 4M'yi çıkardım hocam. M kaldı elimizde. Bak şu eksi 30. Eksi 10 daha eksi 40. Eksi sonuçta eksi 53 yapar. Eksi 53'ü karşıya atarsam art 53 gelir. Demek ki m değerimiz bizim burada 53'ün ta kendisidir. Hadi bakalım bir de seninle 4'ü çözelim. Kazanın bakış 4. Şimdi hocam bunda ne yapacağız? Payda mayda mı eşitleyeceğiz? Yok bak bir şey yapma. Sonuç olarak burada paydası 4 x eksi 1 olan iki tane ifade var ve x eksi 1 olan iki tane ifademiz var. O halde paydaları eşit olanları bir tarafa toplayalım biz. Yani mesela ben şu ifadeyi alayım buradan sol tarafa, bu ifadeyi alayım buradan sağ tarafa postalayayım. Şimdi 3x artı 2 yazdım, bölü 4x eksi 1'imiz mevcut, değil mi? Bir de bunu bu tarafa gönderdim ya, bunu bu tarafa gönderince 3 eksi x ne olur? X eksi 3 olur. Artı x eksi 3 bölü 4x eksi 1 dedim eşittir. Şimdi sağ tarafta zaten 4 bölü x eksi 1'imiz vardı. Şu eksiliği karşıya atarsam artı 1 bölü x eksi 1 olur. Daha sonrasında sol tarafa baktığımızda artık paydaların eşit olduğunu görüyoruz ya. Madem paydalar eşit ben pay kısımlarını dilediğim gibi toplayabilirim. 3x x daha 4x gelir. Artı 2 eksi 3 daha eksi 1 yapar. Anam o da ne? Paydayla pay birbirine eşit olduğu için artık ben buraya 1 diyebilirim. Yani eşitliğin sol tarafı 1'miş. Sağ tarafına bakıyorum. Yine paydalarımızın eşit olduğunu görüyorsunuz gençler. O halde 4 ile 1'i toplarım. 5 gelir. Bölü x eksi 1. Şimdi bir kesrin değeri 1 ise payı ile paydası birbirine tabii ki de eşittir. O halde x eksi 1 dediğim ifade tam olarak 5'e eşit. Buradan da x 6'nın ta kendisi gelir. Çözüm kümesindeki değer kaçtır diye sorulmuş. 6'dır diyebiliriz efendim. Evet geçtik kazanın bakış 5'e. Birazcık yaklaşalım dilersen ne dersin? Olmaz mı? Şöyle yapalım daha net görünsün her şey. Aynen. Şimdi kazanın bakış 5'te bunu bir önceki konuda da görmüştük. 16'dan ne çıkarsa 11 olur. Tabii ki de şu sarıyla işaretlediğim yer hocam 5 çıkarsa. Şimdi ben 35'i neye bölersem 5 gelir. Tabii ki de 7'ye yani yeşil olan yer 7. Ve 4'e ne eklersem 7 olur. Tabii ki de şurası ne olması lazım 3. Peki 6'yı neye bölersem 3 gelir. Buranın ne olması gerekiyor 2. O halde x eksi 1 2 ise x buradan 3'ün ta kendisidir diyebiliriz cevabımıza. Kazanın bakış 6'dayız a ve b birer gerçek sayı 3a x 2a x artı b x artı 2 eksi b denkleminin çözüm kümesi tüm gerçel sayılar olduğuna göre a kere b kaçtır diye soruluyor. Şimdi tüm gerçel sayılar dediği zaman dikkat edeceksin abi tamam mı? Bizdeki amaç ne? Sol tarafı da sağ tarafı da bir güzel katsayılarını sayılarını eşit demek. Şimdi neden bunu yapacağız? Birazdan göreceksin. Burada x'in katsayısını 3a. 3a. Karşı taraftaki x'in katsayısı. Bak şu ifadeyi ben x parantezine alacak olursam 1 artı b gelir. Demek ki sağ taraftaki x'in katsayısı bana b artı 1'i verecekmiş. Güzel. Şimdi x'siz kısım yani sabit terimlere bakıyorsun. Eksi 2a'mız var. Bir de 2 eksi b'miz var. O halde eksi 2a da bize 2 eksi b'yi verecek. Bu durumda şunu yapabiliriz tabii ki. Şimdi ben 3A'nın B artı 1'e eşit olduğunu biliyorum ya. O halde 3A eksi 1 B'ye eşit olmaz mı? Değil mi? Ve ben artık rahatlıkla B gördüğüm yere 3A eksi 1 yazabilirim. Nerede? Şurada. Eksi 2A eşittir. 2 eksi 3A eksi 1 yazdım B gördüğüm yere. Düzenliyorum. Eksi 2A eşittir. 2 eksi 3A artı 1 yaptı. Eksi 3A'yı bu tarafa alırsam artı A gelir. 2 ile 1'in de toplamı bize 3'ü verir. Şimdi A 3'müş. A 3 de şurada yerine yazarsın 3'ü bu taraf 8 gelir. Böylelikle B de 8 olur. Şimdi A kere B sorulmuş. E o zaman cevap 24. Peki niye birbirine eşit dedik? Şimdi hocam bak A 3'tü B de 8'di. O zaman bir denklemimizde yerine yazalım istersen. A 3 iken 3 kere 3'ten 9 olur. 9x tamam mı? A kaçtı 3'tü şurası da eksi 6 mı olur? 9x eksi 6 eşittir. Bak şimdi buraya 1 artı b x artı bx yani x artı 8 xten yine 9 x geldi 2'den 8'i çıkardım eksi 6 oldu şimdi bak 9 x eksi 6 9 x eksi 6 eşitse ben x gördüğüm yere ne yazarsam yazayım bu denklem sağlar zaten yani hangi gerçel sayıyı yazarsam yazayım bu denklem sağlayacaktır bundan kaynaklı bu durumla oluşabilmesi için ben sol taraftaki x'in katsayılarını sağ taraftaki x'in katsayılarına eşitledim Sabit terimleri de sabit terimleri eşitledim ki şöyle bir durum oluşsun. Bu durum oluştuktan sonra da zaten çözüm kümemizin tüm gerçel sayılar olması gerektiğini de gayet net bir şekilde anlayabiliyoruz. Evet 74. sayfamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçtik 75'e. Kazanın bakış 7'deyiz artık. Hadi bakalım. 3ax 17x a artı 1x artı 20. Bu denklemin çözüm kümesinin eleman sayısı 0. Yani çözüm kümesi neymiş hocam? Boş kümenin ta kendisiymiş. Şimdi çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için az önce tüm gerçel sayılar olması için ne yapılması gerektiğini gördük. Şimdi de çözüm kümesinin boş küme olması için ne yapılması gerektiğini hatırlayalım. Hocam şunu yapıyorsun. X'lerin katsayılarını sadece ama sadece bunları birbirine eşitliyorsun. Tamam. E şimdi o halde ben 3A-17'yi eksi A artı 1'e eşitleyeceğim. A'yı bu tarafa postalarsam 2A kalır. 17'yi bu tarafa alırsam 18 olur. A da buradan 9'un ta kendisidir diyebiliriz. Şimdi A 9'muş. Peki neden bunu yaptık? İyi dinliyorsun. A 9 iken getir şurada yerine yaz bakayım. Ne olur hocam? 10x eşittir. 10x artı 20 olur. Şimdi her iki tarafta x gördüğüm yere ne yazarsam yazayım. Her iki tarafta 10x'lerin gittiğini görüyorsun. Giderse ne kalır? 0, 20'ye eşit olur. Yani ben x gördüğüm yere ne yazarsam yazayım. 0, 20'ye eşittir çıkacak ve Böyle de bir ifade kesinlikle saçmadır. Matematiksel olarak yanlıştır. Ve 0 20'ye eşit olamayacağı için ben şunu söylüyorum. X gördüğüm yere ne yazarsam yazayım bu denklem çözülmeyecek. E çözülmüyorsa o halde çözüm kümesi boş kümedir. İşte bundan kaynaklı ben burada X'lerin katsayılarını eşitlerken sabitlere hiç dokunmadım. Tamam. Geldik bakalım kazanın bakış 8e A ve B birer gerçek sayıymış. Bu denklemin çözüm kümesi bir elemanlı. Şimdi çözüm kümesi bir elemanlıysa ne yapmamız lazım? Ve A kaç olamaz diyor bu sefer. Şimdi çözüm kümesi bir elemanlıysa soldaki ikisinin kat sayısıyla sağdaki x'in kat sayısı birbirine eşit olamaz diyeceğiz. Şimdi sol taraftaki ikisinin kat sayısı 3a 7'dir. Sağ taraftaki ikisinin kat sayısı da 2'dir hocam. Demek ki bu buna eşit olacak. Pardon eşit olmayacak. Eşit olmaması gerekiyor demiştik. Eğer ki x'lerin katsayıları eşit değilse o halde çözüm kümemiz tek elemanlıdır. Madem öyle 3A eşittir. Eşit değildir 9 gelir ve A da buradan 3'e eşit olmadığını görürüz. A 3'e eşit olamıyorsa A 3 olamaz arkadaşlar. Tamam 3'e eşit olamaz dedik. Kazanın bakış 9'dayız artık. A, B, C birbirinden farklı birer tam sayı olarak verilmiş. Yukarıdaki toplama tablosuna göre A kere B kere C kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle burada A ile C toplanmış. A artı C eşittir. A kere B'yi vermiş bize. Güzel. B ile A'nın toplamı 7'ymiş hocam. A artı B eşittir 7 dedik. Bir de C ile C'nin toplamı yani 2C eşittir hop 4A'yı veriyormuş. O halde C eşittir 2A eder mi? Eder. Şimdi C 2A ise ben şurada C gördüğüm yere 2A yazabilirim. Ve 2A ile A'nın toplamı bana 3A'yı verir. 3A eşittir A kere B ise her iki tarafı A'ya böldüğüm takdirde fışt, fışt gitti mi gitti. O zaman B kaçmış hocam? 3'ün ta kendisi. Şimdi B 3 ise A4 olmaz mı? E olur. E A4 ise C8 olmaz mı? Olur. Şimdi benden ne istenmişti? A kere B kere C. Yani 4 kere 3 kere 8 istenmiş. Bu da bize 96'nın ta kendisini verecektir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet kazanım bakış 9'da çözmüş bulunuyoruz. Altta soru yok sayfamızın. Sağ üst tarafına doğru geçiyoruz. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem. Şimdi bir bilinmeyenli gördük. Bununla alakalı çözüm kümeleriyle alakalı durumları gördük. Bir bilinmeyenli denklemlerde nasıl çözüm yapılır bunu gördük. Çözüm kümeleri hakkında yorumlar yaptık dedik. işte boş küme mi olur, tek elemanlı mı olur, sonsuz elemanlı mı olur bunları gördük. Peki ya iki bilinmeyenli ise? Önce bunu bir tanıyalım. A ve B sıfırdan farklı A, B, C de birer gerçek sayı olmak üzere AX X artı B, Y artı C eşit sıfır ifadesine biz yine birinci dereceden diyoruz. Neden birinci dereceden? Çünkü bilinmeyenler burada X ve Y ve kuvvetleri bir. İki bilinmeyeni diyoruz çünkü iki tane bilinmeyenimiz var. Biri X, öteki de Y. Bu denklemi sağlayan X, Y ikililerine denklemin yine kökü diyeceğiz. Ve bu, bu kökleri gidip bir kümenin içerisine yerleştirirsem yine bunun da bir çözüm kümesi olacak. Yani bunu unutma matematikte kökleri bulduktan sonra bir kümenin içerisine yerleştirirsen o daima çözüm kümesidir senin için. Burada da eğer iki tane şu şekilde bak iki tane iki bilinmeyenli denklem bize verirse buna da denklem sistemi diyoruz. Ve bu denklem sistemini çözüme kavuşturmak için çeşitli yollar var. Çözüm ile alakalı yorumlar yapılabilir. Hemen şuna bakıyoruz. A bölü D x'lerin katsayıları oranı, B bölü E y'lerin katsayıları oranları ve C bölü F de sabitlerin oranı diyeceğiz. Eğer ki bunların oranlarının hepsi birbirine eşitse çözüm kümemiz reel sayılardır. Yani çözüm kümemiz nedir? Sonsuz elemanlıdır. Sonsuz elemanlıdır diyeceğiz. Eğer ki x'lerin katsayıları oranı y'lerin katsayılarına oranına eşitken Bunlar sabitlerin oranından farklıysa çözüm kümemiz boş kümedir diyeceğiz. Bunların hepsinin, bunların hepsinin e, bu doğrusal fonksiyonları işlerken daha da anlamlı kılacağız. Tabii grafik çizmeyi öncelikle bilmemiz gerekiyor. Eğer ki x'lerin katsayılar oranı, y'lerin katsayıları oranı farklıysa işte o zaman çözüm kümesi bir elemanlıdır diyeceğiz. Şimdi bunlarla alakalı gelsenle güzel örnekler çözelim, pekiştirelim konuyu. Öncelikle böyle bir örnekle başlayalım. 3y artı a eksi 2x artı a eşittir 1 denklemini sağlayan x'ye sıralı ikililerinden bir tanesi eksi 2'ye 3 olduğuna göre. Şimdi x'ye sıralı ikilisi ise eğer burada x gördüğüm yere eksi 2, y gördüğüm yere 3 yazabilirim. Hadi yazalım. 3 üç kere 3'ten 9 gelir hocam burası. Artı x'imiz kaçtı? Eksi 2'ydi. Eksi 2'yi içeri dağıtalım. Böylelikle hatta ve hatta eksi 2 gelecek ya. Şurayı da silelim. Eksi 2 a artı 4 diyelim. Artı bir tane daha a'mız var ve eşittir 1 oldu. Şimdi burada eksi 2 a. A daha kaç yapar? Eksi a yapar. 9 4 daha 13'tür. Karşıya atarsam eksi 12 gelecektir. Ve böylelikle eksi a eksi 12 ise a 12'nin ta kendisidir diyebiliriz. Evet kazanın bakış 11'e doğru geçiyoruz artık. Ne diyor bize bir bakalım. Bu denklemi her A ve B gerçel sayısı için sağlandığına göre X artı Y toplamı kaçtır diye soruluyor. Her A ve B için sağlanıyormuş hocam. Öncelikle ben bu denklemi A'ya ve B'ye göre düzenlenmiş biçimde yazmak isterim. Çünkü burada da değişkenlerimiz A ve B'ymiş. Dikkat et X de Y değilmiş. Burada her A ve B gerçel sayısı için sağlıyor diyorsa değişkenlerimiz A ve B. X ve Y de bizim için standart sayılar. Pekala. O zaman A ve B'ye göre düzenleyelim bu denklemi. Yani X'i ve Y'yi içeri dağıtalım önce. AX gelir artı bir de 2BX'imiz var. Eksi AY, eksi BY ve artı 10B dedim eşittir 0 oldu. Şimdi A ve B'ye göre düzenleyelim dedim ya. A'lı olanları bir işaretliyorum şu şekilde. Bir de B'li olanları işaretleyelim. Bak bunlar da B'li. E şimdi hocam ben e, bu sarıyla işaretlediklerimi A parantezine alacak olursam X eksi Y gelecektir. Diğer tarafı da B parantezine alacak olursam 2x eksi y artı 10 eşittir 0 gelecektir. Şimdi adam bana demiş ki ben A ve B gördüğüm yere ne yazarsam yazayım denklem hep 0 eşit oluyor diyor. O zaman bunun için tek bir ihtimal vardır. Burası da 0'dır ve burası da 0'dır diyeceğiz. Şimdi x eksi y 0'sa x eksi y 0'mış bir de 2x eksi y Eşittir eksi 10 olmalı değil mi? Yani ben şurayı eksi 10 yapacak olursam eksi 10 ile artı 10'un toplamı bana hep 0'ı verir. O halde ben şu denklemi getirdim. Şunun alt tarafına yazdım. Yazdıktan sonra da hocam çıkaracağım. Neyden neyi? Üsttekinden alttakini çıkaralım. 2x'den x çıktı. x eksi 7'den y çıktı 0. Eşittir eksi 10'dan 0 çıktı. Eksi 10 geldi. x eksi 10 Hani x eksi y sıfırken yani şurası sıfırken x y'ye eşit olmaz mı? O zaman y de eksi 10'dur. Benden x ile y'nin toplamı istenmişti. Eksi 10 ile eksi 10'un toplamı eksi 20'nin ta kendisi yapar. Cevabımız da budur diyeceğiz. Evet kazanım bakış 11 ile beraber sayfayı da bitirdik. 75. sayfamızın sonuna geldik ve 76. sayfamıza geçtik. Birinci dereceden denklemde kazanım bakış 12'ye bakıyoruz. Hadi. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi reel sayılar olduğuna göre. A kere B soruluyor bana. Şimdi ne yapıyorduk? Ne lazımdı bize? X'lerin katsayıları oranı. Yani A eksi 2'nin A artı 1'e oranı. Y'lerin katsayıları oranına eşit olacaktı. Yani eksi 1 bölü 2'ye eşit olacaktı. Ve bu da sabitlerin oranına yani eksi 4 bölü B'ye eşit olacaktı. Madem öyle ben şu sol taraftaki denklemi ve sağ taraftaki denklemi ayrı ayrı düşünüp iki ayrı çözüm yapmam gerekiyor. Birincisini çözerken içler dışlar çarpımı yapalım. 2a eksi 4 eşittir. Eksi a eksi 1 gelecek. Eksi a'yı bu tarafa postaladım 3a yaptı. Eksi 4'ü diğer tarafa aldım 3 geldi. a kaçmış arkadaşlar? 1'in ta kendisi. Bir de şunu çözelim. İçler dışlar çarpımı yapmadan önce eksileri götürebilirim. Ve böylelikle b eşittir. 8 gelir içler dışlardan. A kere B soruluyor. Yani 1 kere 8 soruluyor. Doğru cevabımız da 8'in ta kendisidir o halde. Geçtim kazanın bakış 13'e. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi boş kümeymiş. Boş küme ise ne yapıyorduk? X'lerin katsayıları oranı yani eksi 4'ün eksi a'ya oranı 4 bölü a yapar. Bu y'lerin katsayıları oranı yani a bölü a'ya eşitmiş. a bölü a nedir? 1'dir. Ve bu da tabii ki 2 bölü 3'ten farklı olacaktı ki farklı olduğunu görüyoruz. Demek ki ben sadece şu kısmı çözeceğim. E 4'ü a'ya bölünce 1 geliyorsa a sayısı 4'ten başkası olamaz gençler. Evet kazanın bakış 14'e doğru geçtik. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi bir elemanlı. Şimdi bir elemanlıysa ne oluyordu? X'lerin katsayıları oranı Y'lerin katsayıları oranından farklı oluyordu gençler. Şimdi X'lerin katsayıları oranına bakıyorum. A eksi 1'in A artı 3'e oranı A eksi 1'in A artı 3'e oranıdır. Eşittir diyorum. Y'lerin katsayıları oranı A artı 2'nin A artı 1'e oranı sabitlerin benim için hiçbir önemi yoktu bu durumda. İçler dışlar çarpımı yapma zamanı. A eksi 1 ile A artı 1'in çarpımı. Hatırlatma niyetine buraya yazabilirsiniz. X eksi Y ile X artı Y'nin çarpımı. Buna ne diyorduk? 2 kare farkı diyorduk değil mi? X kare eksi Y kareydi. Madem öyle A eksi 1 ile A artı 1'in çarpımı. A kare eksi 1'in karesidir. Yani 1'dir. Eşittir. A artı 2 ile A artı 3'ü tek tek dağıtırsanız birbirine a kare artı 5a artı 6'nın geldiğini göreceksiniz. Burada her iki tarafta a kareler mevcut gittiler. Peki 5a burada kal kalırsa eğer 6'yı diğer tarafa postalarsam eksi 7 gelmez mi? Pekala şimdi 5a eşittir eksi 7 ise tabii ki burası eşit değil demiştik. Burası da eşit değil olacak burası da eşit değil olacak. O zaman a kaç olamaz? Eksi 7 bölü 5 olamaz gençler. Ne dedik? X'lerin katsayıları oranı Y'lerin katsayıları oranından farklı olması gerekiyordu. Bundan kaynaklı da buraya eşittir yazdık. Eşit değildir olacak. Burası da eşit değil ve burası da eşit değil. En son burası da eşit değil olacak. Tabii ki el alışkanlığı eşittir yazı veriyoruz. Eşit değildir yazacağız gençler. Tamam. Eksi 7 bölü 5 de cevabımızdı. Geldim 15. kazanın bakışa. Ne diyor bir okuyalım. Abi bunun karesi. Şimdi böyle bir ifade var. Bunun karesinden bahsediyor. Böyle bir ifade var. Bunu da dördüncü dereceden kuvvetinden bahsediyor. Ve bunların toplamı sıfırmış. Şimdi karesi alınan sayılar genel itibariyle pozitiftir. Sadece sıfırın karesi sıfırdır. Şimdi eğer 3a artı 2b eksi 23 pozitif veya negatif bir sayıysa karesini alırsam pozitif olacaktır. E, yan tarafın negatif olması lazım ki toplamları sıfır olsun ama bunun da negatif gelmeye hiç niyeti yok çünkü dördüncü kuvvetten bahsediyoruz. Yani en iyi ihtimalle sıfırdan bahsediyoruz. O halde gençler bu durumda bizim tek bir düşüncemiz olacak o da şu. Demek ki burası da sıfırmış burası da sıfırmış sıfırın karesi ve sıfırın dördüncü kuvvetinin toplamı bana ancak bu şekilde sıfırı verir. O halde yazalım 3a artı 2b e burası sıfırsa kaç olmalı bu 23 olmalı bak şurası 23 olursa değil mi sıfır gelir. Ayrıyeten şu kaçtır? A eksi 3 B o da eksi 7 olmalı ki şurası eksi 7 ile artı 7'nin toplamı 0 gelsin. E şimdi hocam ben buradan A ve B'yi nasıl bulacağım da çarpacağım? Şunu yapıyorsun. Gel bunu bir güzel 3 ile genişletelim. 3A eksi 9B eşittir eksi 21 yapar mı? Yapar. Daha sonrasında gel bir güzel. Birinci denklemden şu elde ettiğim mavi denklemi taraf tarafa çıkaralım. Bak 3A'dan 3A çıktı 0 kaldı. 2B'den eksi 9B çıkarsa 11B gelir. 23'ten eksi 21 çıkarsa 44 gelir. 11B 44 ise B tabii ki de 4'ten başkası değildir. B'yi 4 bulduk ya getir şurada yerine yaz. 4 eksi 3B eşittir eksi 7 ise buradan 3B'yi karşıya attım. Eksi 7'yi sol tarafa gönderdim. Ne geldi? 11 mi geldi? Bir yerde hatamız var mı diye kontrol ediyorum. Sanki daha öncesinde tahsih yaparken çözdüğümde tam sayı bulmuştum. Bakalım var mı gençler? Ee, şimdi 3A artı 2B 23'tü. A eksi 3B de eksi 7 idi. Tamam çok güzel. Ee, bundan bunu çıkardık dedik. Ee, 3 ile çarptık. Eksi 21 geldi. Bu da çok güzel. Çıkarınca 11B geldi. B'yi 4 bulduk. Ha B'yi 4 bulduk. A gördüğümüz yere 4 yazdık. Tabii hatamız burada özür diliyorum sizden. Bakın arkadaşlar B'yi 4 bulduk ama ben gittim 4'ü A gördüğüm yere yazdım. Halbuki B gördüğüm yere yazacaktım. O halde A eksi 3 kere 4 12 yapar. Eşittir eksi 7 ise A da buradan 5'in ta kendisi gelir. Evet tam sayı bulduğumu hatırlıyorum demiştim. A kere B sorulmuş bana. 4 ile 5'i çarparsak eğer doğru cevabın 20 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki de söyleyebiliriz. Ve geçtim 16. kazanın bakışa. A ve B birer tam sayı. Şimdi şunu düşünelim. 1 bölü x. Aynı bak buradaki gibi. 1 bölü şuna x dedim. Burası da 1 bölü şuna y dedim. Eşittir 1 olsun. Tamam mı? Ve burada x ve y'nin de birer tam sayı olduğunu düşünelim. Şimdi hocam. Ben bunu y ile, bunu x ile genişlettiğim takdirde ne gelir biliyor musun? x artı y bölü x kere y gelir ve eşittir 1 olur. Bu durumda x artı y'nin tabii ki de x çarpı y'ye eşit olması gereklidir. Şimdi eğer ki x ile y tam sayıysa bunu sağlayabilecek tek ama tek ikili var. 2 i̇ki ve 2'dir. Yani 2 iki ile 2'nin toplamı sadece 2 iki ile 2'nin çarpımına eşittir. Bunu sağlayan başka hiçbir sayı da yoktur gençler. Bundan kaynaklı x ve y dediğimiz şurası ve şurası ikisi de 2'ye eşit olmak zorunda. O halde ben şu cümleleri kurabilirim. A artı 3B eksi 9 eşittir 2 ve 2a eksi b eksi 6 eşittir 2 cümlelerini rahatlıkla kurarım. Birincisinden eksi 9'u karşıya atarsam a artı 3b eşittir 11 gelirken ikincisinden eksi 6'yı karşıya atarsam 2a eksi b'nin de tabii ki 8'e eşit olması gerektiğini anlarım. Bu durumda eğer ki şunu 2 ile genişletecek olursam 4a artı 6b'nin 22 olduğunu görürüz. Tamam pardon 4A değil 2A. Baya işlem hatası yapmaya başladım ha. Niye? 2A sen de bazen öyle oluyor mu? 6B eşittir 22 gününde olmamakla mı alakalı acaba? Evet alttakinden üsttekini çıkaracak olursak 7B eşittir 14 gelecektir ve B buradan kaç gelir? 2. Eğer B 2 ise şurası 6 yapar. A'ya 6 ekleyince 11 oluyorsa A da 5'in ta kendisidir. Çok güzel. A kere B sorulmuş. 2 ile 5'i çarparsak doğru cevabın 10 olması gerektiğini de tabii ki de söyleyebiliriz. Ve gençler artık 17. sorumuz kazanın bakışın sonuncusu yani birinci dereceden denklemler konumuz, konu anlatımımız burada bitecek. Kısa bir konudur Birinci dereceden denklemler daha çok böyle ikinci dereceden denklemlerin çözümünde karşımıza çıkar, polinomlarda karşımıza çıkar, fonksiyonlarda doğru çizimlerini yaparken karşımıza çıkar. Burada kullanırız, türev çözerken kullanırız. Yani bunlar yardımcı elemanlardır. Bundan kaynaklıla 158 tane örnek çözmeye zaten lüzum yok. Ama sen yine de ödevlerini yap ki konu tam otursın. Evet, a artı b artı c soruluyor. Şimdi burada e, ekstra da hani müfredat dışı bir bilgi size verebilirim en bilinmeyenli bir denklemi, en bilinmeyenli bir denklemi, denklemi, denklem sistemini diyelim ya da denklemi çözebilmek için, çözebilmek için en tane denkleme ihtiyacım vardır. Denkleme ihtiyacım vardır. İhtiyaç vardır. Yani bu ne demek biliyor musun? Hani mesela Birden fazla denklem verince denklem sistemi oluyordu ya bunlar. Değil mi? Şimdi madem denklem sistemi, burada kaç tane bilinmeyen var? 3. 3 tane bilinmeyen varsa bu denklem sisteminde 3 tane denklem olmalı ki katsayıları da birbirinden tabii ki oranları farklı olacak. 3 tane denklem e, olması gerekiyor ki 3 bilinmeyeni ben teker teker çözebileyim. Lakin burada 3 tane bilinmeyen var. A, B ve C gibi. Yalnız iki denklem vermiş. Şimdi o zaman burada bana şunu soramaz. A kaçtır diye soramaz. B kaçtır diye soramaz. C soramaz. E ne yapmamız lazım? Hocam burada ben sadece A artı B artı C'ye odaklanacağım demek ki. Çünkü yani bunu çözmenin tiyosu bu. Sadece buna odaklanacağım ve A artı B artı C'yi ben nasıl elde edebilirsem onu düşüneceğim. Şimdi çok basit aslında. Taraf tarafa toplayacak olursanız A ile 2A'yı topladınız 3A geldi. 2B ile B'yi topladınız. E 3B geldi. 4C ile eksi C'yi topladınız. Bu sefer de 3C geldi. 51 ile 61'in toplamı da bana 111'i verecektir. Ve böylelikle her iki tarafı 3'e böldüğüm takdirde A artı B artı C'yi elde etmiş olurum. 111'i 3'e bölünmüyor gibi düşünmeyin. Rakamları toplamı 3 zaten. 37 gelecektir. A artı B artı C'de 37'nin ta kendisidir. O yüzden şu bizim için değerli bak. Yani hani şey oluyor ya. E, hocaya soru soruyorsun. Hoca diyor ki bakıyor şöyle ha bak şunu şöyle işte oradaki ha demesinin sebebi mesela bu soruyu sordun hocaya tamam mı? E, hoca direkt şuna yönelmez mesela A'yı B'yi C'yi bulalım sonra yerine e, A artı B artı C'yi buluruz. Buna yönelmez. Hoca soruya baktığı zaman orada bir şey der ha bak bunu şöyle yapacağız der. İşte o ha'yı dedirten şey hocaya şu. Hoca burada kafadaki arka bilgilerden şunu hatırlıyor bunu anımsıyor hatırlıyor ve diyor ki he diyor. O zaman a'yı b'yi c'yi bulmayacağım diyor. İşte aslına bakarsan e, çoğu hoca da sana bu denklemi çözerkenlerde hani bu soruyu çözerken şunu söylemeden çözer geçer. Tamam bak böyle yapacaksındır. Sen orada 40 yıl düşünürsün. Ulan a'yı b'yi c'yi bulmadan niye yapmadık? Hocaya sorarsan anlatır. Eyvallah. Ama A'yı B'yi C'yi bulmadan ben niye bunu... ...A artı B artı C'yi bulmam gerektiğini... ...buna odaklanmam gerektiğini nereden bileceğim? İşte bundan kaynaklı. Hocanın kafasındaki arka bilgilerde yatan şey bu. Tamam. Artık sen de biliyorsun. Ee, ki zaten dikkat et soruları da çözerken... ...olabildiğince sık detay vermeye çalışıyorum. Yani diyorum ki... ...bak bunu böyle düşünürüz çünkü bundan kaynaklı. Bu böyle olmalı çünkü bundan sebep. Tamam. Dolayısıyla... ...güzel kardeşim... ...bunları böyle bil ki... Güzel güzel notlarını al ki ilerleyen zamanlarda kendi başına soru çözmek zorunda kalacağın zaman sınavda yani kendi başına soru çözmeye mecbur kalacağın zaman tek tek bu bilgiler senin için hayat kurtarıcı olacaktır. Evet artık dersimizin sonuna geldik. Bir diğer derste de bu konumuzun ÖSYM bakış testlerini ki ÖSYM bakışta çok daha fazla soru olacak gençler. Burada 17 ama ÖSYM bakışta 19 tane soru var. Ee, ve arkasından da sml bakış testlerimizi çözeceğiz, konumuzu noktalayacağız. O videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.